Sevgili izleyenler, Türk halk müziği sanatçısı Özcan Dursun yeni bir albüm çıkardı. Albümüne ilişkin müzik evine konuk olduk ve kendisiyle röportaj gerçekleştirdik. Selinden düşmeyelim, doğru yoldan şaşmayalım. Tut elimden düşmeyelim, doğru yoldan şaşmayalım dost. Derdim çoktur deşmeyelim, böyle yâre bindir beni dost. Türk halk müziğinin Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden biri olan Özcan Dursun, Anadolu türkülerini gelecek nesillere taşımaya devam ediyor. Özcan Dursun, yaptığı aranjmanlarla türküleri sadece Avrupa'da yaşayan Türklere değil, yabancılara da sevdiriyor. Halk ozanımız Özcan Dursun'la yeni albümünü konuştuk. Sevgili canlar, merhaba. Öncelikle yaşama ve müziğe dair düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Biz insanlar yaşadığımız anları bazen güleç, bazen hüzünlü, bazen ağlamaklı, bazen soyut, bazense somut yaşarız ama hiç bilmeyiz ki neden böyle doğduk diyor ve devam ediyor Özcan Dursun Sanat Merkezi'nin yöneticisi, hocası Özcan Dursun. Özcan Hocam, öncelikle yeni albümünüz Gir Gönüle adlı bu albüm hayırlı uğurlu olsun diyelim size. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hocam, bana bu albümü hediye ettiğiniz bir hafta 10 gün oldu. O bir hafta 10 gün öncesinden beri arabamda sadece bu albümü dinliyorum. Oldukça keyifli, oldukça güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Sağ sizden dinleyelim bu albümün hikayesini. Hakikaten insan bazı şeyleri soyut, bazı şeyleri somut yaşar. İşte sanat ya da müzik bizim hayatımızda bir takım felsefelerin içerisine bizi iter. Bunu ister istemez düşünürsünüz. Yani işte düşünün ki binlerce yıldan beri gelen insan uygarlığı, insan medeniyetleri birikmişliğidir aslında bu. Ben dediğim gibi orada da bazı şeylere değindim. Sanat adına, insan adına, yaşama dair. Ağır bir albüm demiştim. Hakikaten öyle. Belki kısa sürede anlaşılamayabilir. Birazcık orada felsefik sözler ya da işte aranjeler biraz daha farklı. Ama uzun dönemde çok iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda içinde melodik akışlar da var. Enstrümantal bir parçamız var. Güzel aranjmanlar var. Tabii bu kısa sürede olmadı. Bir yılın bir çalışması bu. Kendi stüdyomuzda çalıştık. Öncelikle Dursun Dursun, çünkü bu kültürü dedemden miras aldım ben. Onun üzerine kendim bir şeyler katmaya çalıştım. Olgunlaştık mı? Hayır, hala olgunlaşamadık. O olgunlaşmanın aslında yolunu arıyoruz. Yani ben şahsım adına öyle söyleyeyim. Müzik çok geniş bir şey, çok derya bir şey, uçsuz bucaksız bir şey. Var olmak onun içerisinde, onu var etmek, onunla yaşamak hakikaten zor. Bunu küçük yaşlarda çok öğrenemiyorsunuz ama büyüdükten sonra sanatla yaşamak ve hayatınızı onunla idame etmenin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında tabii bunların kendimizi kandırdığımız anlar oluyor. Hani işte müzik yaptık, sevindik filan, söz yaptık filan, sevindik diyoruz. Burada sadece bunlar bize ait değil diye düşünüyorum. Yani bu müziklerin, bu sözlerin, oluşmuş felsefenin geçmiş insanlık tarihiyle çok iyi bir bağlantısı ve ilginç bir bağlantısı var insan hayatı anlamından düşünürsek, açısından bakarsak daha doğrusu. Çünkü bu melodiler, bu sözler bizim beynimizde, yüreğimizde, genlerimizden geçerek bu noktaya geliyor. Aslında şöyle düşünelim, binlerce yılın, binlerce uygarlıkların bizden tekrar çoğalması diye düşünüyorum bu seslerin. Bugün ben pirimi gördüm, bugün ben pirimi gördüm. Birin eteği güldür gül, birin eteği güldür.
sürgün, eğildim yüzümü sürdüm, eğildim yüzümü sürdüm, pirin eşi güldürgün, pirin eşi güldürgün. Sevgili Özcan Hocam, albümün genelinde baktığımız zaman 11 parça var. Pir Sultan Abdal'dan, Aşk Hüdayi'ye, Anonimler'den size ait de parça görüyorum. Ve aynı zamanda size bu noktada, bu albümde de yardımcı olan, destek olan başka sanatçı dostlar da görüyorum. Biraz onlardan da bahsedelim isterseniz. Albüm aşamasında, albüm oluşurken Üstad Levent Yıldırım sürekli benimle beraberdi. Albümde bir parçaya da eşlik etmiştir Levent Yıldırım. Başka çalışmalarımız da var. O tabii daha ileriki süreçlerde onları da belki paylaşacağız dostlarımızla. Sevgili Emrah Kaptan var. Bas gitar, çok güzel bir bas gitar. Duygulu bir arkadaşımız. Bütün aşağı yukarı parçaların birçoğunda eşlik etmiştir Emrah Kaptan. Duygularını paylaşmıştır bizimle. O da başka bir renk katmıştır albüme. Kardeşim Ercan Dursun var. O da iyi bir perküsyonisttir. Kendisi Paris'te yaşıyor. Orada tabii yani gözle görülmeyen, hani mutfağın arkası, arka kısmında derler ya, oluşmuş işin bir çabanın arkasında muhakkak çok güzel bir dolu insanlarımız var. Tabii dediğimiz gibi bir albüm, bir eser, bir kitap, bir resim, bir müzik albümü kendi kendine oluşmuyor. Muhakkak ki bir takım ilişkilerden yaşanmış, bir takım dostluklardan, iyilerden, iyi şeylerden, kötü şeylerden hasıl oluyor. Dolayısıyla tabii ki kolektif bir iş. Tabii bu işin mutfağında olan siz, bu işin üreticisi, sizin için bir adım öne çıktığını söyleyebileceğiniz parçalar hangileri? Biraz onlara daha bir dikkatli kulak kesilelim. Aslında ben eserlerin her birinin aynı düzeyde çalıştığım için, her birine aynı emeği verdiğim için benim için biraz zor o seçimi yapabilmek. Fakat yani burada tabii Tut Elimden çok ayrıcalıklı bir parça. Dedemin kaynak kişi Dursun Dursun zaten. Dedemden aldığım bir parça. Onun üzerine ben tabii aralarda aranjmanlar falan yaptım. Ek müzikler yaptım ama kaynak kişi Dursun Dursun Dursun. Tut elimden düşmeyelim, doğru yoldan şaşmayalım. Tut elimden düşmeyelim, doğru yoldan şaşmayalım. Derdim çoktur deşmeyelim, böyle yâre bindir beni dost. Peki Özcan Hocam, tamam ben bu albümü dinliyorum, dinlemeye de devam ediyorum ama şu anda ekranları başında bizleri seyreden Londra Mahallesi seyircilerimiz bu albümü temin etmek isterlerse nereden ve ne şekilde, nasıl temin edecekler? Albümümüz İber Müzik tarafından çıkarıldı. Şu anda Türkiye'de zannediyorum dağıtıldı. Yeni yeni, yani bir hafta 10 günden beri dağıtılıyor. Buraya henüz gelmiş midir, gelmemiş midir onu bilemiyorum ama okulumuzda albümümüz var. Yani buradan şu anda temin edebilirler. Özcan Hocam, bildiğim kadarıyla bir de parçalardan birine klip çekildi. Evet. Hangisiydi o? Gir Gönüle'ye çektik. Gir Gönüle'ye evet. Çekildi. Peki o şu anda müzik kanallarında? Şu anda kanallarda gösterime sunuldu. Şu anda gösterimde. 3 kanal şu anda gösterime sunuldu. Reklam yapmayalım. Eyvallah. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Albüm dediğim gibi 2 haftadır dinliyorum. Çıktığı günden beri daha doğrusu dinliyorum. Benim için çok keyifli. Umut ediyorum ki şu anda bizleri seyreden seyircilerimiz de aynı fikirdedir. Eğer temin etmediyseniz muhakkak temin edin diyorum. Hocam tekrar ve tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ederim. Geldiniz, değer verdiniz. Eyvallah. Çekim yaptınız. Sağ olun. Türküler aşktır, sevdadır, özlendir. Türküler Anadolu'dur. Anadolu türküdür. Sevgili mahalleli, türküsüz kalmayın.
Girem dersen bir gönlüm.